bölümde de davaya sadakati konuşacağız. Yani davaya bağlılık, davaya nasıl bakmamız lazım? İslam'a, Allah'ın dinine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına nasıl bakmamız lazım? Bu dava dededen toruna miras değil abi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bize miras bir dava. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat etti ama onun davası kıyamete kadar devam edecek. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde o acıyı kaldıramıyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatını kaldıramıyor. Ve diyor ki kim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öldü derse işte onun kafasını vururum, işte ona şöyle yaparım, bayıltırım, şunu yaparım, bunu yaparım diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ölmedi. Musa Aleyhisselam gibi Rabbi ile görüşmeye gitti ya da bayılmıştır şeklinde söylüyor. Ve herkesin bile o acıyla, ızdırapla. Sonrasında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh diyor ki vallahi Allah'ın Resulü vefat etti. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun diyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. İnşallah Allah sana bir daha ölüm acısı tattırmayacaktır. Yaşantında da çok güzeldin, vefatında da çok güzelsin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunları söylüyor. Arkasından Hazreti Ömer ısrar ediyor. Hani böyle daha böyle şiddetli bir şekilde ölmedi, ölmedi şeklinde söylüyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu an ise şunu söylüyor. Diyor ki Resulullah vefat etmiştir. Sizlerden hiç kimse de sağ kalmayacaktır. Kim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tapıyorsa bilsin ki o bir beşerdir, o bir insandır, vefat etmiştir. Kim de Allah'a tapıyorsa o haydır ve her daim diridir diyor. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hem bedenine, hem davasına, hem de sünnetine iman ettik abi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat edince bu iş bitmedi. Bu dava bitmedi. Hak ile batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Dolayısıyla içimizden birimizin ayrılması, birimizin ölmesi, birimizin şerit değiştirmesi, diğerlerinin bu davayı sahip bırakacağı anlamına gelmez. Bu davada duracağı, duraksayacağı anlamına gelmez. Bizim için söyleyeyim, bu dava şahıslara bağlı bir dava değildir. Şahıslar gelip geçicidir. Ama Allah'ın davası, Allah'ın dini bakidir. Bunun en net örneğini Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı üzerinden gördük. Arkasından Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Ali İmran suresinin 144. ayet kerimesini oku. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir Resuldür. Daha önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse ökçelerinizin üzerine gerisin geriye eski halinize mi döneceksiniz? Kim böyle dönerse elbette ki Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmaz. Allah şükür ve sebat edenlere mükafatını verecektir. Aynı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da diğer peygamberler gibi bir beşerdir. O gitti. O ölür ya da öldürülürse eski hayatınıza, eski halinize geri mi döneceksiniz diyor. Bu yolda sıkıntılar, problemler olduğunda, dertler olduğunda, başımıza bir iş geldiğinde ökçelerimizin üzerine geri mi döneceğiz? Eski hayatımıza geri mi döneceğiz? Ya da bu ortamlardan bir şekliyle uzaklaştığımızda işte bir memuriyet oldu, iş oldu, ticaret oldu, farklı bir yere gitmemiz gerekti. Bu ortamdan uzaklaştık. Yani çat kapıdan gidince bütün dava bitti mi yani? Hayır. Nereye gitmişsek, nerede Allah bizi istihdam etmişse, hangi ilde, hangi platformda, hangi işte istihdam etmişse orada Allah'ın dinini anlatmaya, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını anlatmaya devam edeceğiz. Diyor ki kim böyle dönerse elbette ki Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmaz diyor. Şimdi bizim çat kapıda şöyle bir sıkıntı var abi. Bazen şöyle haller oluyor. Şimdi örnek verelim, İbrahim'le Bekir bir ticaret yapıyorlar. Ne benim haberim var, ne diğer arkadaşların haberi var. Aralarında bir anlaşmazlık çıkıyor. Bir sorun çıkıyor, bir problem çıkıyor. Geliyorlar, danışıyorlar, örnek veriyorum. Şöyle yapın diyorsun, böyle diyorsun. Sonra İbrahim çekip gidiyor. Ve şöyle söylüyor. Diyor ki hocam ben bundan sonra derneğe gelmeyeceğim.
Niye gelmeyeceksin? Diyor ki ben Bekir'le bir sorun yaşadım. Bir problem yaşadım. Bundan dolayı gelmeyeceğim. Abi Allah rızası için burası bir işletme mi ya? Yani şey mi, istifa ediyorum. Ben bu işi artık yapmayacağım gibi. Bakın bunu koca koca, bak bunu bizzat yaşadık yani. Koca koca adamlar, aklı başında adamlar bunu yapıyor. Ya sen faturayı niye buraya kesiyorsun kardeşim? Ben mi dedim sana git Bekir'le, İbrahim'le ticaret yap, al ver. Ya da işte yaparken bana sordun mu? Velev ki oldu, bir anlaşmazlık oldu, bir problem oldu. Ya bunun sonucu şu mu yani? Buradan ayrılmak mı? Buradan uzaklaşmak mı? Buraya bir daha sohbete gelmemek mi? Bakın kimse şunu anlamasın. Zannediyor ki bununla cezalandırıyor. Beni cezalandırıyor ya da işte kurumu cezalandırıyor, faturalandırıyor neyse. Kim böyle yaparsa diyor Allah'a hiçbir zarar vermiş olamaz. Ya sen davaya odaklanacaksın ya. Şahıslara odaklanmayacaksın sen. Oraya gelip giden insanlara odaklanmayacaksın. Sen ne yapacaksın? Önündeki rehberlerin ayak izlerini takip etmeye bakacaksın. Az olur, çok olur, gelir, problem olur dedim ya. Sıkıntı olur. Sen Bilal'in asık suratına ne bakıyorsun? Sen Bilal için geliyorsan gelme zaten. Ya da Bilal kapıyı açmasın zaten sana. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bu ayeti okuduğunda Hazreti Ömer artık teskin oluyor, rahatlıyor bu noktada. Diyor ki sanki bu ayeti daha önce hiç işitmemiş gibi oldum. Yani o ayet Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı durdurdu. Bakın aynı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselamın çıkarmış olduğu orduyu devam ettirdi. Bütün insanlar, sahabelerin birçoğu dediler ki ya böyle bir günde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiği bir zaman diliminde biraz bekletsen, ordu dursa, işte ortalık biraz böyle yatışsa ondan sonra göndersen dediler. Hayır. Üsame'nin ordusu çıksın dedi. Nereye odaklanmış? Allah'ın dinine odaklanmış. Allah'ın davasına odaklanmış. Hani haşa burada şey yapmak istemiyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili söylemek istemiyorum. Ama işe odaklanmış. Bizim hiçbir şekilde mazeretimiz olamaz abi. Niye biliyor musun? Hasan el-Benna'nın bir talebesi hatıralarını anlatıyor. Diyor ki bir gün dersteyiz diyor. Sohbet var. İşte evinde misafiriz. Ders bittikten sonra diyor talebe geldi dedi ki hocam yan odada benim çocuğum vefat etti. Arkadaşlara söyler misiniz? Yarın taziyemiz var. Subhanallah. Ne yani? Şimdi biz burada ders yaparken yan odada senin evladın mı vefat etti? Evet, evladım vefat etti. Sen bize bunu söylemedin mi? Hayır. Hocam benim evladım öldü diyor. Davam ölmedi diyor. Bu anlattığımız şeyler hem sahabe hem onun yolunu takip eden alimlerimiz. Bakın böyle bedeller ödedi ya. Yani biz bunları duyunca, biz bunları düşününce ya ben öyle bakıyorum en azından. Ya hiçbir mazeretimiz olamaz abi bizim ya. Ki mazeret olacak bir durumumuz yok. Yani hepimiz birbirimizi bu noktada biliyoruz yani. Hepimizin işi belli, ticareti belli, yoğunluğu belli, ailesi belli. Anlatabildim mi? Adam bekar mesela. Ya gece gündüz çat kapıda yat kalk yani. Sen ne işin var eve gidiyorsun? Burada yatak var, yorgan var, yemek var, dolap var. Öyle mi? Tamam. Sen bir an önce evlenirsin artık. Bunu duydun ya. Evet. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ashabı dedik yani sadakat. Niye bu kadar sadakatle bağlıydı? Hani onun bir sözünü iki etmiyordu. Her sözünü dinliyordu. Onun gösterdiği hedeflere çatlarcasına hani koşturuyorlardı dediğinizde. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davasına o kadar sadakatliydi. Elinde yetişenler de onun için sadakatli oldular. Yani düşünebiliyor musunuz? Zeyd bin Harise radıyallahu an, hani mevzu uzun ama bir tarafta babası, amcası, bir tarafta ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fedeyke ebi ve ümmi ya Resulallah sözünün isarıdır Zeyd bin Harise'nin bu tavır. Bunlar senin baban mı, amcan mı? Evet. Köle birisi. Hani Resulü Aleyhisselatü Vesselam kölesi hani tabiri caizse. Babasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tercih etti. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu azat etti. Onlar için birinci mesele her zaman söylerim. Dindi abi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dı. Onların tek düşündüğü şey buydu abi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Kabe'nin avlusunda namaz kılarken
Müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a saldırıyorlar, dövüyorlar. Uzaktan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh geliyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine kendisini atıyor. Rabbim Allah'tır dediği için bir insanı mı öldüreceksiniz diyor. Ukbe İbni Ebu Muayt Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bırakıyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı dövmeye başlıyor. O kadar ileri gidiyor ki göğsünün üzerine oturuyor, ayakkabısını çıkarıyor. Hazreti Ebubekir'in yüzüne vuruyor, bayılana kadar. Öldü diyorlar, bırakıyorlar. Evine götürüyorlar, kumada kalıyor. Sonrasında uyandığında dilindeki ilk cümle. Mâ fu'ile bi Rasûlillah. Allah'ın Resulüne ne oldu? Düşündüğü tek yer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Düşündüğü tek yer onun davası. Neden? Onun davası insanlara imanı anlatmaktı. İnsanların imanına, hidayetine vesile olmaktı. Uyanıyor. Annesi diyor ki bırak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı birkaç lokma ye diyor. Ağzına bir damla su girsin diyor. Vallahi ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sağ ve selamet bir şekilde görmeden ağzıma ne bir lokma alırım ne de bir damla su alırım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna taşınıyor, kapıyı açıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüzü gözü tanınmayacak bir halde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh karşısında. Ey Ebu Bekir diyor, ne hale gelmişsin. Ya Resulallah sen benim yaralarıma, berelerime bakma. Burası sağlam diyor. Kalbim sağlam diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki var mı benden bir isteğin? Var mı bir isteğimiz? Var mı bir arzumuz? Annemin iman etmesini isterim diyor. O kadar uğraştım, bir türlü annem iman etmedi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Dışarı çıkıp kapıyı açtıklarında annesi kelime-i şehadet getiriyor ve Müslüman oluyor. Ne isterdin? Yani isteklerimiz, arzularımız. Ya bunların hepsi Allah'ın dini, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davası uğruna olmalı. Eğer biz isteklerimizi, arzularımızı, dualarımızı uhrevi yaparsak, dava adına yaparsak, Allah dünyayı yanında ikram olarak verecektir. Ashab nasıldı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağına dikenin batmasını bile istemiyordu. Hadi hızlandırayım. Hubeyb İbni Adi gibi. Hazreti Ali gibi onun yatağına ölmek için yatıyordu. Bin savaşçıya bedel lakaplı Amr İbni Vud'un karşısına Hazreti Ali bu dava için çıkmıştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabı mescitte dağınık bir haldeyken bulunduğunuz yere oturun diyor. Sahabenin biri yola oturuyor abi. Direkt oturuyor. Herhalde sadakat başka türlü tarif edilemezdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emri budur. Hemen dışarıda mescidin dışında bulunduğu yerde oturuyor. Allah Resulüne sadakat Sinan İbni Ebi Sinan gibi Rıdvan biatında daha biat şartları açıklanmadan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın elinin üzerine el koymaktır. Dedi ki ey Sinan daha ben biatin şartlarını açıklamadım. Ya Resulallah ben senin gönlünden geçen her şeyi kabul ettim. Her şeye biat ettim. Kalbinden ne geçiyorsa, ne istiyorsa. Şimdi buradaki ölçümüz, yani davadaki sadakatimiz, ölçümüz ne olacak? Ben size bir şey söylüyorum, bir şey anlatıyorum, bir şey istiyorum, işte ödev diyorum, çalışmak diyorum, şunu yapmak diyorum, bunu yapmak diyorum. Ölçümüz ne olacak? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yine örnekliği var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey yapacağı zaman, mesela örnek verelim, Bedir gazvesi yapılacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orduyu yerleştiriyor. Bir sahabe diyor ki, ya Resulallah bu söylediğin senin görüşün mü yoksa vahyin görüşü müdür? Allah Resulü diyor ki benim görüşümdür. Bir beşer olarak, bir insan olarak benim görüşümdür. Ya Resulallah öyle yapmayalım. Bütün kuyuları kapatalım. Bir tane kuyuyu açık bırakalım ve o kuyunun başında biz olalım. Savaş uzadığında karşı taraf susuzluktan kırılır ve bu şekilde galip geliriz diyor. Neyi sordu? Bu vahiy midir yoksa sizin görüşünüz müdür? Yani daha değişik bir örnekte hurma ağaçlarının dikilmesi meselesinde de işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ya Resulallah böyle ekelim mi? O da gayri ihtiyari ekin böyle diyor. Ekiyorlar o sene hasat alamıyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah senin söylediğin gibi yaptık ama hasat olmadı.
Ben çiftçi değilim ki diyor. Ben bilmem bu işleri. Siz daha iyi bilirsiniz diyor bak. Yine son örnek veririm abi. Bedir gazvesinin öncesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ordusunu çıkardı ve ordusuyla istişare ediyor. Ensar'ın görüşünü soruyor, muhacirin görüşünü soruyor. Hazreti Ebubekir diyor ki ya Resulallah nasıl diliyorsan öyle yap. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah biz senin elinde çekilmiş bir kılıcız. İster kınına koyarsın, istersen o kılıçla savaşırsın diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tekrar soruyor. Muhacirden Miktat İbni Esved kalkıyor ve diyor ki ya Resulallah biz İsrailoğullarının Musa'ya söylediği gibi söylemeyiz. Onlar demişti ya sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz seni burada bekleyeceğiz demişlerdi. Biz asla onların söylediği gibi söylemeyiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tekrar soruyor. Nasıl yapalım? Neden tekrar soruyor? Çünkü Ensar'ın görüşünü merak ediyoruz. Sayıca Ensar daha fazlaydı. Yanlış hatırlamıyorsam 74 muhacir 313 kişiden geri kalanı ise Ensar'dı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise şunu düşünüyor. Diyor ki ben bu insanlara geldim. Bunlar bana yardım ettiler. Evlerini açtılar, hanelerini açtılar, ticaretlerini açtılar ama savaş konusunda bir anlaşma yapmamıştım. Sad bin Muaz radıyallahu anh ayağa kalkıyor. Ve diyor ki ya Resulallah sen herhalde Ensar'ın görüşünü merak ediyorsun. Evet. Vallahi ya Resulallah sen şu denize gidip dalsan Ensar'dan tek bir kişi kalmaksızın senin arkandan biz de o şekilde dalarız diyor. Sadakat budur abi. Sadakat Allah'ın yolunda Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın davası uğrunda gözü kara olmaktır Hamza hocam. Başka şeylerde gözü kara olmak değildir. Risaletin mesajları aleme yayılsın diye o küheylanlar gibi çatlarcasına koşmaktır abi sadakat. Sadakat her şart ve durumda doğru, dürüst ve güvenilir olmaktır. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.